Türkiye'nin özel konumuna bakacak olursak, e, özel konum dendiği zaman arkadaşlar o yere ait, o yere has olan, o yere özel olan e, özellikleri olarak karşımıza çıkar. Baktığımız zaman Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının en çok yaklaştığı yerde bulunur. Bunun sonucunda üç kıta arasında doğal köprü konumundadır. Bu nedenle Asya ile Avrupa arasındaki göçler Anadolu üzerinden gerçekleşir. Önemli ticaret yollarına geçitlik yapar ve yapmıştır. Doğal güzellikler bakımından, tarihi güzellikler bakımından daha e, zengindir. Dünyada en fazla petrol çıkaran ülkelere komşudur. E, petrol ülkeleriyle komşu bir ülkeyiz. Ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir yükseltisi batıdan doğuya doğru artar. Bunların hepsi yer şekilleriyle ilgili olan sonuçlar. Yer şekilleriyle ilgili olan sonuçlar arkadaşlar direkt özel konumla ifade edilebilir. Gerçek alanı ile iz düşümü alanı arasındaki fark fazladır. Bu bu ülkenin engebeli bir ülke olduğunu gösterir. Bu da yine yer şekilleriyle ilgili olduğu için özel konum özellikleri içerisinde yer alır. Bir örnek sorum var. Aşağıda verilen Türkiye'nin özel konum sonuçlarından hangisinde yer şekillerinin etkisinden söz edilemez diye sormuş sıcaklık ortalamalarının doğuya doğru azalması bu yer şekilleriyle ilgilidir. Erzurum, Kayseri, Bolu gibi merkezlerde kış turizminin gelişmesi yine yer şekilleriyle ilgilidir. Ulaşımın doğu-batı yönlü gelişme göstermesi, dağların doğu-batı yönlü uzandığını gösterdiği için yine yer şekilleriyle ilgilidir. Transit taşımacılık demiş. O bir kalsın. Akdeniz, Karadeniz bölgelerinde denizel etkinin iç kesimlere fazla sokulamaması yine yer şekilleri, dağların kıyıya paralel uzanması ile ilgilidir. Transit taşımacılık yer şekillerinden daha çok komşu ülkeler ve kıtalar arasında olan ülkelerde gelişmiştir. Dolayısıyla bu durum yer şekilleriyle ilgili değildir. Cevap D seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Türkiye'nin bir diğer özel konumu özelliği ise üç tarafının denizlerle çevrili olmasıdır e, üç tarafı denizlerle çevrili yeryüzü şekillerinde çeşitli iklim özellikleri görülür. Yine Türkiye'de de bu geçerli. Yetiştirilen ürün çeşidi denizelliğe bağlı olarak artar. Yine turizm faaliyetleri, deniz turizmi yaygındır. Ve bitki örtüsü çeşitliliği yine iklim özelliğine bağlı olarak artış gösterir. Bunlar yine Türkiye'nin ile, üç tarafının denizlerle çevrili olmasıyla ilgilidir. Batıdan doğuya gelince sıcaklığın düşmesi yine yer şekilleriyle ilgilidir zengin yeraltı kaynaklarına sahip bir ülke olması yine özel konumla ilgilidir. Türkiye özel konumu sayesinde birçok uluslararası kuruluşa üyedir. İşte NATO, Avrupa Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı Birliği Örgütü gibi bunların hepsi yine jeopolitik konumun içerisinde yer alır. Yani özel konum özelliğidir. Yine Avrupa Birliği ile tam üyelik başvurusunda yapmıştır. Bu da yine özel konumuyla ilgili, jeopolitik konumuyla ilgilidir. Dağlar doğu batı yönlü uzandığı için kuzey güney yönlü ulaşım zordur. Daha çok kara ve demir yolu doğu batı yönlü gelişmiştir. Bu da yine özel konumun yani yer şekillerinin bir sonucudur. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin hem matematik hem de özel konumuna bağlı olarak değişen özellikler arasında gösterilemez. Arkadaşlar sıcaklık hem matematik konuma hem özel konuma göre değişir. Gündüz süreleri ise enlemle ilgilidir. Yani direkt matematik konumla ilgilidir. Bitki örtüsü sıcaklıkla ilgili. Yine sıcaklıkla ilgili olan basınç özellikleri, nemlilik özellikleridir. Bunlar hem matematik konuma hem de yer şekilleri yani özel konuma göre değiştiği için cevap B seçeneğidir. Devam edersem yine. Aşağıdaki haritada Iğdır, Ankara ve Başkale'nin coğrafi koordinatları verilmiş. Haritadaki bilgilerden yararlanarak hangisine ulaşılamaz diye sormuş. 21 Aralık'ta Başkale'de gündüz süresi Ankara'dan uzundur. Aralıkta arkadaşlar güneyde gündüz daha uzundur. Dolayısıyla başkale güneyde yer aldığı için bu doğru bir ifadedir. Bir diğeri 21 Haziran'da Iğdır'da başkaleden daha uzun gündüz yaşanır. 21 Haziran'da kuzeye gidilince gündüz uzar. Bu durumda yine doğru bir ifadedir. Verilen kentlerin hepsinde 23 Eylül'de güneş doğduktan 12 saat sonra batar. 23 Eylül'de gece ve gündüz süresi eşit olduğu için doğru kabul edilebilir. En uzun günle en kısa gün arasındaki farkın en fazla olduğu yer başkaledir demiş. Yani gece gündüz süre farkının en fazla olduğu yerin başkale olduğunu söylemiş. Gece gündüz süre farkının en fazla olduğu yer kutuba yakın olan yerlerdir. Yani bu çok doğru bir ifade olmamış. Diğer seçeneğe bakalım. Iğdır'ın yerel saati Ankara'dakinden ileridir. Iğdır daha doğuda yer aldığı için daha ileridir. Cevap D seçeneğidir arkadaşlar. Bir başka örnek soru. 21 Haziran'da haritada gösterilen kentlerin hangisinde Kırşehir'e göre hem gündüz süresi daha kısa. Şimdi 21 Haziran'da gündüzün kısa olabilmesi için güneye gidilmesi lazım. Güneye gidilen yer Antalya ve Siirt. Diğer ıı, şıkları eledim. Hem de güneş daha erken doğar. Doğuda güneşin daha erken doğduğunu söylemiştik. Dolayısıyla cevap Siirt'tir. Yani D seçeneğidir. Yine devam edersem. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin kuzey yarımkürede yer aldığının göstergesi olamaz diye sorulmuş. Akdeniz bölgesindeki akarsuların kuzeyden güneye akması. Bu yarımküreyle ile çok ilgili olan bir durum değil. Ee, Karadeniz bölgesinde Aralık ayında gündüz süresinin iç Anadolu'ya göre kısa olması. Bu kuzey yarımkürede olduğunu kanıtlar. Kuzeye gidilince gündüz süresinin kısaldığını kanıtlar. Ee, bunu eledim. Marmara bölgesinin yıl boyunca güneş ışınlarını Ege'den daha eğik açıyla alması. Bu da kuzey yarımkürede olduğunu kanıtlar. Enlem faktörü. Toros dağlarının güneye bakan yamaçlarının kuzey yamaçlarından daha sıcak olması. Yine enlemi. Kuzey yarımkürede olduğumuzu kanıtlar. Coğrafi bölgelerin tümünde kuzey sektörlü rüzgarların sıcaklığı düşürmesi. Yine kuzey yarımkürede olduğumuzu kanıtlar. Cevap A seçeneğidir. Yine başka bir soru. Türkiye'nin jeopolitik önemi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin önemi azdır e, denmiş. Eski dünya karalarının arasında merkezi bir konuma sahip olması. Bu olabilir. Ekonomik ve siyasal bir güç merkezi olan Avrupa Birliği ülkelerine komşu olması olabilir. Dört mevsim belirgin olarak yaşanması ve aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesi. Bu özel konumla ilgilidir ancak bunun jeopolitik konumla bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu nedenle cevap C seçeneğidir. Diğerlerine bakıyorum. Petrol ve doğalgaz yataklarına sahip ülkelere komşu olmamız jeopolitik önemimizi arttırır. E yine deniz ulaşımı açısından, uluslararası deniz ulaşımı açısından önemli bir bölgede bulunması jeopolitik önemimizi arttırır. Bu nedenle cevaba C seçeneğidir diyorum. Müzik